Evet arkadaşlar, bu dersimizde yerleşme ve mesken tiplerinden bahsedeceğiz. Yerleşme ve mesken tiplerinde önceliğimiz iklim şartları. Bölgenin içinde bulunduğu iklim şartları yerleşmenin ve mesken tiplerinin bu anlamda farklılık göstermesine rahatlıkla sebep olabilmekte. Yani bir yerin iklim özelliği neyse yerleşme ve mesken özelliği ya da yüzey şekilleri neyse yerleşme ve mesken özelliği de buna bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte. Lütfen bu önemli detayı unutmayalım. Şimdi yerleşme tiplerinin ilki köy altı yerleşmeleri, yani köyden daha küçük, köye bağlı olan yerleşme tipleridir. Bunlardan ilki yaylalarımız. Ülkemizde en tipik olanıdır, geçicidir. Hayvancılık, tarım ve turizmin yapıldığı alanlardır. Su ve otlak alanları da sağlayan bölgeler arasındadır yayla alanları. Yine arkasından ahıl, çoban evi ve hayvan barınağından oluşur. Köyün hemen yakınında kurulmuştur ahıllarımız. Oba, göçebe aile ve aşiretlerin yaz mevsiminin belirli dönemlerinde oluşturdukları yerleşme tipi. Hayvancılık yapıyor, çadırlardan oluşuyor ve Toros Dağları ile Ege'de de sıkça rastlanıyor obalara. Yine dam, hayvancılık yapılır, 15-20 evden oluşur. Ege ve Gökçeada ile Bozcaada'da yaygın olarak görülür. Yine kom, köyden biraz uzakta otlak ve sulak alanlarda bulunan, Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Elazığ civarına yaygın olan köy altı yerleşme tiplerindendir. Yine köy altının kalıcı yerleşme tiplerindeyiz. Az önce geçicilerden bahsettik, şimdi kalıcı yerleşme tiplerinden bahsedelim. Bunlardan iki mahalle, genellikle engebeli yerlerde görülür. Karadeniz bölgesi, Bartın sahası oldukça popüler mahalle sahaları arasındadır. Mezra ise köyün sınırları içinde ancak köyden uzakta, bazen birkaç ev ya da tarım alanından oluşur. Kelime anlamı ziraattir, yani tarım yanında da hayvancılık paralel olarak yapılmaktadır. Doğu Anadolu'da sürekli yerleşme haline gelmiştir mezralarımız. Yine hemen arkasından divanlarımız var. Birbirinden uzak birkaç ev kümesinden oluşan mahalleler şeklindedir. Kocaeli, Sakarya ve Sinop'ta yayılış alanının gösterildiğini burada da belirttik. Tahıl tarımı ön plandadır. Hayvancılık yok denecek kadar azdır divanlardan. Çiftlik ise Batı Anadolu'da, Trakya, İç Anadolu ve Çukurova'da oldukça yaygındır. Modern yöntemlerle tarım ve hayvancılık faaliyetleri de bu alanlarda yapılmaktadır. Şimdi buna bağlı olarak yerleşmeyi biliyoruz. Mesken tipleri arkadaşlar, burada da iklimin ve yüzey şekillerinin önemli olduğunu unutmayalım. Mesken tiplerinden iyi ki de ahşap. Ahşap ormanlık alanlarda bu nedenle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak görülür. Yani bu odunlardan yaptığımız arazilerde kullanılan genellikle ormanın yoğun olduğu mesken tiplerini oluşturacak sahalar ahşap sahalardır. Toprak, yani kerpiç evler iç bölgelerde kurak alanlarda, neden? Bu alanlarda yağmurun az olmasından, kuraklığın şiddetli olmasından dolayı ormana rastlamıyoruz çok fazla. Bu nedenle de genellikle samanla karıştırıp toprağa yaptıkları evlere kerpiç tipi evler diyoruz. İç Anadolu bölgesinde oldukça yaygındır. Yine Güneydoğu'da bunu takiben kerpiç evlerin görüldüğü bölgeler arasındadır. Taş evler Akdeniz'de. Yine arkadaşlar, burada aklımıza gelecek ilk taş kireç taşı. Bölgemizde en yoğun karstik, yani kireç taşının olduğu saha Akdeniz. Bu nedenle kireç taşından yapılan taş evleri en çok Akdeniz bölgesinde görüyoruz. İç ve Doğu Anadolu bölgesinde yine taş evlere rastlıyoruz. Ve yine andezit ve bazalt taşından, Hakkari gibi yüksek alanlarda da yapılan taş evlere rastlamamız mümkündür. Betonarme ise şehirlerde yaygındır. Hazır betonlardan elde edilen ve daha çabuk mimarileşmenin yapıldığı şehir alanlarında görülen mesken türlerini oluşturmaktadır.